Merhabalar sevgili hanımlar, Ayşe Deniz'in Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir dış örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bu videomda sizlere tığışı yeleklerinizde, etol şallarınızda, çeyizlik örgülerinizde kullanabileceğiniz güzel bir modelden bahsedeceğim. Tabii ki farklı tığışı örgü alanlarında da kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde atkılar, bereler yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, modelimizin yapımı için şöyle elimde alize süpürülen tığ ipim var. Tığ numaram ise 7 numara, her zamanki kullanmış olduğum tığım. Modelimizin yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Evet, buyurun, Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin yapımına geçelim. Şöyle arkadaşlar, modelin yapımı için ben zincir çekip üzerine bir sıra trabzan gittim. Tabii ki sizler yapacağınız örgüye göre zincirlerinizi çekip modelinizi kurabilirsiniz. Şimdi burada bir sıra trabzanımdan sonra bir sıra sık iğnemi gidiyorum. Bu kısma modelimin ters denk gelmemesi için Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve bu sıramızı sık iğne olarak tamamlayalım. Şöyle her bir trabzanımın üzerine batarak sık iğnemi yapıyorum. Diğer ikinci sıramda ise modelimi kuracağım hanımlar. Evet, bu sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet, bu sıramı sık iğne olarak tamamladım arkadaşlar. Burada 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tığımın başına ipimi aldım, geriye döndüm. Bu kenar kısma batmıyorum. Hemen bir diğerine 3'te çektiğim trabzanımı yapıyorum. Burada kenar trabzanları yapıyoruz. 3 tane yaptım arkadaşlar ben. Siz buraları daha fazla geniş bırakabilirsiniz. Şöyle 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. 1, 2, 3. sık iğnemden girdim. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. 1, 2, 3. sık iğnemden girdim. Burada 3'te çektiğim trabzanımı. Sıradaki trabzanıma girdim. Yine trabzan yaptım. Tekrar sıradaki trabzanıma girdim. Yan yana 3 tane 3'te çektiğim trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Yine 1, 2, 3. sık iğneme girdim. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Yine tekrar 1, 2, 3. sık iğnemden 3'te çektiğim trabzanlarımı yapıyorum. 3 tane trabzanımızı. Zincir çekmiş olduğumuz yerler ara modellerimiz oluyor. Bu 3 tane trabzan üzerine model kuracağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. 1, 2, 3. sık iğnemden girdim. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. 1, 2, 3, 3. sık iğnemden 3'te çektiğim trabzanlarımı yapıyorum. Evet arkadaşlar, şöyle göstermek istiyorum. Bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, sıra sonuna geldim. Yine bu kısımda olduğu gibi 4 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. 1, 2, 3. sık iğnemden girdim. Buraya yine kenar trabzanları oluşturuyorum arkadaşlar. 3'te çektiğim kenar trabzanlarımı yapıyorum. Buraya toplamda 5 tane, şöyle 2, 4, 5 tane kenar trabzanı yapıyorum. Burada tekrar bir tane zincir çekiyorum, geriye dönüyorum. Buradaki bu kısmı kenardan batıp sık iğne yapıyorum. Tekrar sık iğne olarak geçiyorum bu kısmı. Şöyle tekrar 5 tane trabzanımın üzerine sık iğne yaptım. Bir tane de zincirimin içine şöyle sık iğne yaptım. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Hemen şu kısımdan girdim.
Yine buraya da bir tık iğne yaptım. Şöyle tekrar şurayı göstermek istiyorum. Burada iki tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Zincirimizin içine iki tane sık iğnemizi yaptık. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Hemen diğer kısmı sık iğne ile battım. Bir tane daha sık iğne yaptım. Hemen bu aradaki 1, 2, 3 aradaki trabzanlarımın üzerine de sık iğne geçtim. Yine 1, 2 tane sık iğnemi yaptım. 1, 2, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çektim. Yine buraya bir tane sık iğne. Yine zincirimin içine bir sık iğne daha. Şöyle göstermek istiyorum. Evet, bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Şöyle 1, 2, 3. Zincirimin içine 2 tane sık iğnemi yaptım. Evet arkadaşlar, şöyle bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Yani bu sıramız tamamen sık iğne yapıyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle sık iğnelerimi yaptım. Sıra sonuna geldim. Burada 4 tane zincirimi çektim. Buraya yine 2 tane sık iğnemi yaptım. Bu kenardaki 3 tane trabzanıma 1, 2, zincirimin tepesine de batıyorum. 3 tane sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Geriye döndüm. Burada kenar kısma hemen zincirim ile birlikte trabzanımı yapıyorum bu sıramda. Burada tekrar 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. Hemen şu kısma 5 tane zincirimin içine battım arkadaşlar. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Şöyle. Evet, burada 4 tane zincirimden sonra 2 tane tığımın başına ipimi aldım. Burada yapmış olduğumuz 3 tane trabzanımız var. Hemen 3 tane trabzanımın şöyle ortadaki trabzanıma şöyle giriyorum arkadaşlar. Burada ikişer ikişer ilmeklerimi çıkardım. Tekrar tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Hemen bu kenardaki trabzanıma tekrar girdim. İkişer ikişer ilmeklerimi çıkardım. Burada yine tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Şimdi bu kenarda kalan trabzanımızı örüyoruz. Hemen bu kısımdan da bu şekilde aldım. Yine ikişer ikişer trabzanımı çıkardım. Şöyle bir görüntü oluşuyor şimdilik. Tabii modelimiz ilerledikten sonra kendini gösterecektir. Şöyle arkadaşlar. Evet, burada yine 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Pardon, 4 zincirimi çektim. Buradaki 5 tane zincirimin içine sık iğne ile battım. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Aynı işlemi tekrar yapıyoruz. 2 defa tığımın başına ipimi alıyorum. Ortadaki trabzanıma giriyorum. Bu şekilde dibinden batarak 3'te çektiğim trabzanımı yapıyorum. Yine 2 defa tığımın başına ipimi alıyorum. Sıradaki trabzanıma giriyorum. Burada da aynı şekilde trabzanımı uzatıyorum. Yine tekrar 2 defa tığımın başına ipimi alıyorum. Geride kalan trabzanıma dönüyorum. Bunu örüyorum. Yine 3 defa da şöyle çekiyorum. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Tekrar yine burada 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Hemen çekmiş olduğum zincirimin içine sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Sıradaki yine ortadaki trabzanımı hemen dibinden batarak bir ilmek çıkardım. Üçer üçer ilmeklerimi ördüm. Tekrar sıradaki trabzanıma giriyorum. Burada yine aynı şekilde ilmeğimi uzattım. Tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Geriye döndüm. Buradaki trabzanımı da aynı şekilde örüyorum. Burada yine 4 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Hemen
zincirimin içine 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Tekrar tığımın başına ipimi aldım. Ortadaki trabzanımdan girdim. Burada yine 3'te çektiğim trabzanımı yaptım. Tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Sıradaki trabzanıma girdim. Tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Geride bıraktığımız trabzanımızı örüyoruz şimdi de. Evet, bunu da ördük. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Şöyle sıra sonuna gelelim. Evet, hemen 4 tane zincirimi çektim. Bu kısma sık iğne ile girdim. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Bu kenarda 5 tane trabzanımızı yapıyoruz arkadaşlar. Hemen şu kısımdan batıyorum. 3'te çektiğim 5 tane trabzanımı yapıyorum. 2, 3, 4, 5. Hemen buradan bir zincir çekip geriye dönüyorum. Bu sıramızı yine sık iğne yapıyoruz. Tekrar hemen dipteki trabzanıma girdim. Yine bu kısma girdim. Her bir trabzanımın tepesine sık iğne ile geçiyorum. Evet, modelimizin arka kısmından aynı şekilde 2 tane sık iğnemi yaptım. Burada 5 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yine buradaki 3 tane şöyle, pardon, 4 tane çekmiş olduğum zincirime girdim. Buraya bir sık iğne, tekrar zincirimin içine bir sık iğne daha. Şimdi arada yapmış olduğumuz örneğimizin tepesine yine 1, 2, 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Tekrar 1, 2 sık iğne yine zincirimin içine. 1, 2, 3, 4, 5 zincirim. Tekrar 4 zincirimin içine sık iğne ile girdim. 2 tane sık iğne yaptım. Yine modelimi, işte hemen şöyle arkadaşlar modelimi göstermek istiyorum. Hemen buradaki modelimin sırasına göre, şöyle belli sıralar arkadaşlar, sırasına göre sık iğnemi geçiyorum üzerinden. 1, 2, 3. Tekrar bir sık iğne, zincirimin içine 2 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Yine zincirimin içine sık iğne. 1, 2. Yine şöyle hemen modelimi şu şekilde sırayla tepelerine trabzanlarımızın sık iğnemizi geçiyoruz. Evet, bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, kenar kısmına geldim. Yine kenar kısmını göstermek istiyorum. 2 tane sık iğnemi yaptım. Burada 1, 2, 3 tane kenar trabzanım vardı. Üzerine 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Hemen bir de zincirimin içine batıyorum. Şimdi 1, 2, 3 trabzan sıramız. Modelimiz 2 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Şimdi bu sıramızı da göstermek istiyorum sizlere. Tekrar burada 3'te çektiğim trabzanımı yaptım. Zincirimle birlikte sık iğnelerimin tepesine 3 tane trabzanımı yaptım. Burada tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. 5 tane çekmiş olduğum zincirimin tepesine sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Yine ne yapıyoruz? Tığımızın başına 2 defa ipimizi alıyoruz. Bu ortada yapmış olduğumuz modelimizi, hemen ortada bir tane ilmeğimiz görünüyor. Yani trabzanımız görünüyor. Hemen ortadan giriyorum. Aslında bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi burada ikili trabzanımı yaptım. Üçlü trabzanımı, pardon. 2 defa tığımın başına ipimi aldım. Sıradaki şöyle tekrar göstermek istiyorum. Burada şöyle biri ortada, ikisi kenarda olmak üzere trabzanlarımız. Hemen ne yapıyorum? Bu kenardaki trabzanımı, 3'te çektiğim trabzanımı yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3. 3 tane, 2 tane, pardon, 2 tane tığımın başına ipimi aldım. Kenardaki trabzanımızı bu sefer, kenardaki trabzanımıza yine 3'te çektiğimiz trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2,
3 tane, 4 tane zincirimizi çekiyoruz. Hemen 4 tane zincirimden sonra bu kısma giriyorum. Şöyle bir görüntü oluşuyor. Tabii örneğimiz ilerledikçe kendini gösterecektir arkadaşlar. Yine aynı diğer sıramızda sık iğne olarak geçeceğiz. Yine bu sıramızda ise bu şekilde trabzanlarımızı yaparak ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlar, ben örneğimi sizler için birkaç sıra ilerleyip sizlere modelimi tekrar göstereceğim hanımlar. Evet arkadaşlar, şöyle örneğimi birkaç sıra ilerledim. Şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten çeyizlik örgülere de yakışacak bir model. Şöyle hem yapımı da bir o kadar kolay. Şöyle ters yüzünü de göstermek istiyorum. Ters yüzü bu şekilde. Çok fazla ip de yemeyen bir model. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.